Bir taraftan süreci çok yakından takip ediyorsunuz ama ta en başından beri, çözüm sürecinin en başından beri bu süreç şeffaf değil eleştirileri getirmiştiniz. Meclisten saklanıyor. Sadece işte İmralı heyetiyle hükümet arasında görüşmeler yapılıyor. Hükümetin hatta kabinenin önemli isimleri bile süreçten tam anlamıyla haberdar değil eleştirileri getiriyordunuz. Tam böyle bir süreç yaşanırken, bir taraftan da seçimler artık 6 aydan kısa bir zaman dilimi kalırken sokaklar tekrar hareketlendi. Cizre'de maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yorumluyorsunuz efendim süreci? Hemen önce kısaca bir şey ifade edeyim. Barış süreci diye adlandırılan süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kere görüşüldü. Bu görüşme basına ve kamuoyuna kapalı bir şekilde kapalı oturumda yapıldı. Kapalı oturumda yapılan konuşmalar bir milletvekili tarafından açıklanırsa bu suçtur. Ben de sizin televizyonlarınızda daha önceden açıkladım. Şimdi bir kere daha açıklıyorum. Bu önemli olduğu için açıklıyorum. Ben bu suçu işliyorum. Bu suçu vatanımı sevdiğim için, milletimi sevdiğim için, ülkemi sevdiğim için yapıyorum. BDP'nin grup başkan vekili çıkmıştır. Orada demiştir ki biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özellik hakkının saklı olmasını istiyoruz. Türkiye'de iki tane kurucu unsurun olmasını istiyoruz. Birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru. Şimdi tüm bu süreç söylendikten sonra. Şimdi bir taraftan kamuoyuna açıklanması yasak olan verileri paylaşıyorsunuz. Bunu kendi isteğinizden açıklıyorsunuz. Bunu söylemekte fayda var. Hani bizler size böyle bir soru sormamıştık ama. Evet. O zaman tüm yaşananlar bunun bir pazarlık unsuru mu efendim? Bunu açıklamak için bugün gelinen süreç bunların sonucudur. Bu pazarlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılmıyor. Bu pazarlık Türkiye'nin o günkü başbakanıyla ve cezaevinde terör örgütünün başkanı arasında bir araya gelinerek, aracılar konularak, süreç devam ettirilerek ne bakanların haberi var, ne milletvekillerinin haberi var, ne meclisin haberi var, ne ana muhalefet partisinin genel başkanının haberi var. Hiç kimsenin haberi yok. Böyle bir süreç yürütülüyor. O zaman efendim bağımsızlığa giden yolda özellik sözü verildiyse, Kandil'in, İmralı'nın talimatlarını şehir merkezindeki yapılanma tam anlamıyla tatmin mi? Onu da açıklayayım. Kandil bu görüşme yapıldıktan bir hafta sonra Karayıl'a bir basın toplantısı yaparak, tüm Türkiye'nin gözü önünde geliştiği için söylüyorum, bir basın toplantısı yaparak tüm Türkiye'ye şöyle bir duyuru yaptı. Dedi ki mecliste yapılan açıklamalar doğrultusunda eğer koşullar yerine getirilmezse geriye çekilen militanlarımız eskisinden daha güçlü bir şekilde Türkiye'ye saldıracaktır. Çok açık ve net. Şimdi bu süreç böyle devam ederken süreçte bir taraftan siz PKK'ya terör örgütüdür diyeceksiniz. Ve terör örgütüyle ilgili Avrupa'ya ve Amerika'ya suçlamalarda bulunacaksınız. Öbür taraftan da terör örgütünün ben başıyım diyen kişiyle devletin yetkili organlarını görüştüreceksiniz. Türkiye'deki barış sürecini bunun üzerinden yönlendireceksiniz. Size Türk milleti sadece şunu sorar. Der ki madem PKK terör örgütü, siz terör örgütünün başıyla bu süreci, çocuklarımızın katiliyle bu süreci neden sürdürüyorsunuz? Efendim şimdi Cemil Bayık, Murat Karayılan'dan açıklamalar geliyor. Öcalan Nisan ayındaki, işte Haziran seçimlerinden önceki PKK'nın yapacağı o kongrede görevinin başında olacaktır. Böyle bir bir şey daha açıklayayım. O kapalı oturumda bir an önce Öcalan'ın serbest bırakılması da koşulu da getirildi. Yani demek ki bu görüşmeler bir Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesi, iki Öcalan'ın serbest bırakılması, üç özellik koşullarının gündeme getirilmesi, dört eyalet başkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi, beş özellik hakkının saklı olması, altı her eyaletin kendi özel güvenlik güçlerinin olması, demek ki bunlar görüşülüyor. Anladım.
O zaman Engin Bey, sizler seçime kadar bir taraftan anayasaya saygılı olarak işte gizli kalması gereken yerleri gizli kalma şartıyla, ama bir taraftan da ülkenin birliğini bütününü koruma adına bu gerçekleri nasıl anlatacaksınız vatandaşlara? Ben bu gerçekleri Türkiye'cim, ben birinci derecede bağlı olduğum yemine karşı sorumluyum. Ben Türk milletinin önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben halkımın çıkarları doğrultusunda, milletimin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğime diye yemin ettim bu millete. Bu millete Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve beraberliğini bozmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına eşit koşullarda davranacağıma diye yemin ettim. Ve doğruyu söyleyeceğime diye yemin ettim Türk milletine. Ben de şu anda sizin televizyonunuzda bu kürsüden Türk milletine verdiğim sözü yerine getiriyorum.